Herkese merhaba. Bugün size mükemmel bir hamburger ekmeği yapacağım. Hamburgerin bence olmazsa olmaz kilit noktası ve onun böyle lezzetini tepelere çıkaran ürün bence ekmeği. Aslında hamburger ekmekleri kendi içlerinde ayrılıyor. Böyle tuzlu bisküvi tarzı ekmek oluyor, brioche yani sütlü ekmek oluyor. Bugün ben size brioche olanını yapacağım. Açıkçası ben brioche sütlü hamburger ekmeğine hamburgerleri daha çok yakıştırıyorum. Hemen şimdi tarife geçelim. Zaten kolay ama zaman isteyen, beklemeli, sabır isteyen bir tarif aslında. Şimdi hemen anlatayım. Şurada bunun içinde mayalama ısısında bir sıcak bir suyum var. Hepsinin ölçülerini zaten aşağıya yazdım. Gramajının işte kaç bardağa denk geldiğini falanını planını hepsini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi bunun içinde mayalandırma ısısında yani elim yakmayacak sıcaklıkta bir su var. Ayrıca içine güzel böyle oda sıcaklığında sütümü koydum. Sütüm suyumun iki katı ölçüsünde. Ve içine yaş mayamı koydum. Yaş mayanın da kaç gram kurumaya veya ısıtmaya denk geldiğini aşağıda bulabileceksiniz. Bir de içinde şeker var. Şimdi bunlar böyle 15 dakikadır burada duruyor. Çok güzel biçimde mayam beslendi. Hatta şöyle gösterebilirsem üstünde şöyle köpükler var ve böyle ses çıkıyor. Görüyor musunuz? Mayam çok güzel beslendi demek bu. Şimdi bunun içinde de tuz ve unum var. Tuzumu hiçbir zaman mayamla yaklaştırmamaya çalışıyorum. Bunun için ne yapacağım? Hemen şimdi elenmiş bir un. Un ve tuzumu şöyle bir karıştırıyorum ki tuzu en azından dağıtmak için. Ardından şurada bir adet yumurtam var. Yumurtamı şu sıvımın içine katıyorum. Şimdi bunu da şöyle hemen bir karıştırıyoruz. Şu karışımıma un ve tuzlu karışımıma ekliyorum. Bunu tabii ki bu hamur yapma makinalarında da yani tezgah mikserlerinde de yapabilirsiniz. Hamburger ekmeğinin bir önemli noktası daha var ki her zaman elinize yapışan böyle cıvık cıvık bir kıvamda olması gerekiyor. Böyle kuru bir kıvamda hamburger ekmeği hamurunuz olursa bu hamburger ekmekleriniz kabarmayacak, pofuduk pofuduk olmayacak demektir. O yüzden her zaman böyle birazcık cıvık bir kıvamda olması gerekiyor. Şimdi bir de içine şöyle oda sıcaklığında bir tereyağım var. Bunu da şöyle koyuyorum. Bayağı böyle bir 10 dakika falan bunu güzelce yoğuracaksınız. Bu tereyağı falan içine güzelce homojen bir biçimde karışacak. Tekrardan açıklayayım. Benim ilk baştaki sıvı olan kabımın içerisinde ılık suyum, ılık sütüm, mayam ve şekerim vardı. Neden? Çünkü mayayı ve şekeri açmak için bir sıvıya ihtiyacımız var. Bu da bu tarifte su ve süt oluyor. Ve mayayı beslemek için şeker lazım ki şeker mayayı çok güzel besliyor. Bunları bu tariften bir 10-15 dakika önce karıştırmanız lazım ki o maya beslenince bu hamurunuzun çok daha güzel kabarmasını sağlıyor. Böylece pofuduk pofuduk hamburger ekmekleriniz oluyor. Diğer bir kabımda da sadece unum ve tuzum vardı elenmiş bir biçimde. Bu malzemelerimin hepsinin gramajı ve o gramajların kaç bardağa denk geldiği de aşağıda videonun altında yazıyor. Oradan da görebilirsiniz. Şimdi hamurumu güzelce yoğurdum. Bunun kıvamını şöyle göstereyim. Şöyle sarı renkte olacak ve şöyle mesela bastırınca böyle bir süre sonra geri geliyor ve böyle biraz tereyağı süt karışımı kokuyor. Böyle poğaça gibi kokuyor. Zaten böyle olması lazım. Bir de elime böyle hafifçe yapışan bir hamur. Bunu şöyle bir yaptıktan sonra güzelce şu kabımın içine koyuyorum. Ve bunu böyle üstünü streçleyip bir saat falan güzelce oda sıcaklığında dinlendireceğim. Evet, şimdi bir saat sonra zaten görüyorsunuz hamurum böyle bayağı aşağıdaydı, bayağı bir kabardı. Bir de bence hamburger ekmeğini yapmışken bayağı bir yapın böyle. Bunun 2-3 katı kadar yapın. 2-3 katında da yine bir saat mayalandırırsanız olur. Ardından bunu buzluğa atın. Sonra çıkarttığınızda güzel eritince böyle zaten hamburgerin köftesini yaptığınız tavada da onu güzel bir ısıtınca hiçbir şey olmaz. O yüzden bence bunu yapıp yapıp dolaba atınca daha mantıklı olur. Şimdi bunu hemen tezgahıma alıyorum. Zaten dediğim gibi biraz yapışkan bir hamur ama bu kesinlikle hamburger ekmeğinin böyle pofuduk pofuduk olmasını sağlayacak aslında. Hemen şöyle yuvarlıyorum. Hiçbir şekilde un koymuyorum. Şimdi bunu şöyle... Şimdi ben bu hamburger ekmeklerinin tanesini 150 gram yapmak istiyorum. Siz evde göz kararı da yapabilirsiniz. Gerçekten hepsi böyle 138 gram falan oldu. Şöyle elinizle şöyle şöyle yapın. Böyle böyle. Ben 4 adet yaptım bugün size sadece göstermek için. Siz dediğim gibi bu ölçüleri bence 2-3 katına çıkarıp bol bol yapın ve buzluğa koyun.
Tamamdır. Şimdi bunları güzelce şöyle bir yuvarlak şekil verdim. Çünkü şekli önemli. Bir daha bu bir saat mayalandıktan sonra oynamayacağız bunun şekliyle. Şimdi bunun üzerine nemli bir bez örtüp üzeri kurumasın diye şu şekilde üzerine kapattım. Böyle bir saat de bu şekilde dinlendireceğiz. Şimdi bir saat sonra hamburger ekmeklerim güzelce kabardı. Bunlarla şimdi hiç oynamıyorum. Yalnızca üstü güzel bir renk alsın diye. Burada bir adet yumurtam var. Bunu şöyle güzelce çırpıyorum. Ardından içine çok azıcık böyle 2 yemek kaşığı kadar bir süt koyacağım. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar bir sütümü koydum. Bunu güzelce üzerine yedireceğim. Güzel bir renk alması için aslında. Bana bu fazla gelecek. Normalde 8 tane hamburger ekmeğine falan bir yumurta ve 2 yemek kaşığı süt tam geliyor. Ben şu an sadece size göstermek için yaptım. Bu arada fırınımı 200 dereceye açtım. 200 derecede bir 10-15 dakika güzelce üstü renk alana kadar güzelce pişireceğiz hamburger ekmeklerimizi. En son bir de bence hamburger ekmeğin olmazsa olmazı susam. Susam da şöyle güzelce üstüne bolca. Tamamdır. Şimdi 200 derece fırınımda böyle bir 10-15 dakika güzelce pişecekler. Ardından çıkıp içine güzel ekmeğimizi, sosumuzu vesaire koyup hamburger yapabiliriz. Mükemmel hamburger ekmeklerimiz hazır. Yaklaşık 10-15 dakika güzelce renk alana kadar 200 derece fırında piştiler. Ve şöyle bir test yapalım bence. Hamburger ekmeğinin best testidir. Şu şekilde bastırıyorum. Ve geri geliyor. Bakın. Yok.